Merhaba herkese, iyi akşamlar. Afyon Günlük Grafik. Şimdi BIST 100 hisseler üyelere açık normalde. Yani pek yapmıyoruz o şeylere. Hisseleri herkese açık yapmıyoruz. Afyon çok takip ettiğimiz bir hisseydi. Uzun zaman takip ettik Afyon'u. Bu kararı aldığımdan beri de hiç videosunu çekmedim. Ama bugün de ben de bir dönüp bakmak istedim Afyon'a. O yüzden herkese açık olarak yayınlıyorum. Bir sıkışan bir alanı vardı yani en son baktığımda bu bir üçgene gidiyor gibi. Şimdi bir bakayım en son ne zaman videosunu yapmışım da. 15 Aralık'ta yapmışım, üyeye özel yapmışım. Yeni yapmışım aslında ya, çok da olmamış. Şurada. Bilmiyorum o üyemiz de ne yaptı. Ne orada şey demiştim yani son videoda da bir dar alan bir alan var. Bir simetrik üçgen hali gözüken. İşte tam bir ayda aşağı yukarı. Bakın bu üçgen meselesini hafta sonu yani üçgen formasyonunu çok detaylıca anlattım. Üyelere özel bir video olarak. Çünkü merak eden üyeler var, isteyenler var. Cumartesiden cumartesiye de böyle bir formasyon, bir şey teknik analize. Yani bir aksilik olmazsa yapmayı düşünüyorum o tür videoları. Bir, üyemiz izlerse diye söylüyorum. Yani işte tam anlattığım mesele o videoda budur arkadaşlar. 3'te 2'de kırar. Yani 3'te 2'de kırdı kırdı bu. Genellikle 3'te 2'de kırar. Ve giriş ağzı kadar da aşağı veya yukarı artık kırdığı tarafa ne tarafsa bir verim olur arkasından. Olmuş mu? Şimdi 3'te 2'de kırmış mı? Kırmış. Olmuş mu? Olmuş yani gelmiş daha oradan şimdilik dönmüş. Dolayısıyla yani şeyler de formasyonları da böyle takip edilir. Tabi bir de bunun %25'erlik bir stop payı var. O da ayrı konu. Onu da zaten videoda anlatmıştım. O arkadaşları izlerse üye arkadaş dönüp videoya bakabilir. Pozitif. Yani buradan negatif bir şey pek söylenemez Afyon için. Şu an için söylenemez. Yani akımı çizen 8 gün mü derseniz şu 3-4 mumunda evet 8 gün ortalaması diyebiliriz ama şu anda akım 8 günün ucu ucuna. Bu 8'den bu arada özür dilerim 5'teymiş ya. Biraz önce hızlı bir hisse bakmıştık da orada koymuştum. Ya, beni de yanıltacak. 8 gün aşağı yukarı akımı çizen bakın geliyor 8 gün desteğinde tık yukarı atıyor geliyor. Şimdi gene gelmiş bakalım yarın gene yukarı atar mı atmaz mı Afyon. Görürüz. Şu an için dediğim gibi 4.66 çok kısa vadeciler için önemli bir destek noktası dikkate alınabilecek. Kırılırsa dünyanın sonu mu? Zaten yeni hareket ediyor Afyon. Yani bütün ortalamalar burada iç şeyde. 200 gün bile dibine geldi. Bakın bu siyah olan 200 gün ortalamasıdır. Çok ağır hareket eder. Öyle hızlı hareket etmez ama o bile kalktı 4.32'ye geldi. Dolayısıyla ortalamalar açısından diyorum. Bakın 200 gün kırılmaz demiyorum. Cümleye dikkat edin. Dibe yakın bir hisse olarak düşünülebilir Afyon. Şöyle ki yani 200 günler dediğim gibi çok kırılımı kolay olan ortalamalar değildir. Bakın Mart'ta kırılmış. Şimdi en son kırılım 22 Mart 2019, 18 Temmuz 2019'da da üstüne çıkmış. Bir daha şurada bir dalma çıkma var ufak tefek düzeltme ama o çok önemli değil. Yani burada Temmuz'dan Ağustos'tan beri bir seneden fazla olmuş. 1,5 senedir kıramamış. Mart olmasaydı büyük ihtimal gene kıramayacaktı. Çok yüksek ihtimal. Bir de Mart'ta var. Son kırılım. Yani bir şey olur. 200 günler genellikle hani bütün borsa aşağı gider. Bir şey olur falan. Ya da sektörel bir olumsuzluk olur. Genellikle o zaman kırılır ve 200 günden de zaten çok da aşağı bir ise kopmaz. Çok aşağı koptuğu zaman şuradaki gibi yukarı doğru da düzeltmesi beklenir. Yani bakın tekrar söylüyorum. Firma özelinde çok kötü bir haber vardır. Bir şey vardır. Yani bilançosu çok rezalettir. Bunlar ayrı şeyler. Bunlardan bahsetmiyorum. Hani doğal karlılığı olan akışındaki bir firmadan bahsediyorum. O anlamda 4.32 zaten 200 gün burada. Destek olarak beklenir her zaman en kötü halde. 4.58'de 20 gün üsseli. 20 gün üsseli de benim için. Yani herkes için öyle olmayabilir. Akımları başlatan ve kontrol eden majör çizgi olarak alınabilir. Yani majör şeyinize, trendinize aslında burada 20 gün çizebilir. Kırılım olursa tabii. Ha kırılım olmaz. Şimdi tabii bakın biz geleceği bilemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyiz. Bunu 50 bin defa söyledim yani. Teknik analiz insan geleceği falan göstermez. Öyle bir, ama strateji kurmanıza yardımcı olur.
Yani dirençleri belirlersiniz. Çok basit. Hemen burada direnç belli. Yani 4.95 direnci var mesela. Şimdi bir kere denemiş. Şimdi bakın 1, 2, 3. Hatta şurada 2 kere denemiş de varsayabilirsiniz. Aradaki 3-5 kuruşun 10 kuruşun önemi yok. Bu 4. denemesi diyelim. 4.95'e. Şimdi bir daha geldi. Kıramadı. 4.95. Denedi kıramadı. Yani teknik analiz nedir? Bu 4.95'i gördünüz. Bunu kıramayınca yaptığı hareket belli bu kağıt. Bir direnç kırılamazsa en yakın desteğe doğru hareket sağlar. Bir destek de kırılamazsa haliyle en yakın dirence bir hareket sağlar. Dolayısıyla teknik analiz bunun üstüne kurulan bir şeydir. Yani buradan alıp da bu kağıt burayı kıracak 4.95'e, efendim 6 olacak, 10 olacak. Yok yani, öyle bir dünya yok. Onu söyleyeyim. Varsa bunu %100 bilen Warren Buffett gibi adam olur yani. Warren Buffett'ta zaten böyle alakası yok. Teknik analizle falan değil. Onların olayı bambaşka yani. Şimdi bu videonun içeriği değil ama onlar resmen bir şirkete çöküyorlar, ortak oluyorlar falan filan. Ondan sonra götürüyorlar, getiriyorlar. Ne diyorduk? Neyse 8 gün burada kısa akımı, şu dik akımı kontrol eden desteğimiz. Nitekim her değdiğinde bir yukarı doğru hareket vermiş. Yarın bakmak lazım. Yani yeşil bir açılış olursa tabii, gün içinde sarkmazsa tabii altına. Önemli. Bunun dışında sarkarsa da 20 gün çok yakın. 4.58'e diğer bir destek alını. 4.58 kırılırsa yani pullback demeyelim de yani pullback geri çekilme anlamına gelir. Trend, kırdığı trendin altına tekrar geri çekilme. Pullback olmaz ama pullback olmuş kadar da olur yani oradan sonra. Onu da söyleyeyim. Onun için bu iki desteğe kısa vadeciler özellikle dikkat etmesi lazım. Ve tabii 4.95'e dikkat etmek lazım. Yani bu 8 günün üstünde kalırsa 4.66'nın mutlaka 4.95'e doğru da hareketler beklenir. Kaldıkça diyelim. Bir ısınma var mı? Yok yani, öyle ısınacak kadar. Tamam, bir aşırı alım seviyesine çok yaklaşmış ilk gidişinde 4.95 temasında. Oradan geri dönmüş aşırı alım sınırından diyelim. Bakın ortalamada şu kırmızı olan da RSI'nin 14 günlük RSI'nin 14 günlük. Basit ortalaması. Basit ortalamasına gelmiş, dokunmuş. Tekrar yukarı, şimdi tekrar dokunmuş. Şu an aşağı mı trend? Yani öyle bir şey bu tablodan çıkarılamaz. Ama biraz hafif bir yatay bükülme de yok değil. Bakın MACD taraflı histogram biraz silikleşmeye başlamış. MACD'de boynu bükmüş. Bunu hep söylüyorum mesela. Soruyorlar. Trader nasıl trade eder? Çok basit. Trader sakın tavsiye olarak almayın. Yani bu afyon özelinde söylemiyorum ama özellikle kısa zaman. Zaten 12-26 kullanmazsınız MACD'yi. Yani onu baktığınız periyoda, zamana göre, hisseye göre özelleştirirsiniz. Onu söyleyeyim. Daha anlamlı veri üretmesini sağlarsınız MACD'nin. Sizi yanıltmasın diye. Trader ne yapar? Trader şöyle bir boynu büktüğü zaman kağıdı atıyorum şurada satar boynunu bükünce. Yani bilemez ki çünkü aşağı yönü kesip kesmeyeceğini veya işte şurada satabilir dersiniz ki ya satar, sonra arkasından bakar. Bu kadar basit. Çok da kafaya takmaz. 450 tane hisse vardır. Bir olması o, olması o. Ya da kaç tane takip edilir? 450 hisse takip edilmez tabii. Yani traderlıkta bir bilgi olarak söylüyorum. Genellikle maksimum 10 tane takip edersiniz hisseyi. Yani sağlam o dönemde trade edilebilir. Hacimleri iyi atıyorum. Bir profilinize uygun, beklentilerinize uygun hisseler bulursunuz ve onları trade edersiniz. Öyle lap diye her hisseye girip çıkmaz trader. O da yanlış çünkü bilmediğiniz kağıda gidersiniz. Bir haber vardır. Negatif bir haber bekleniyordur o kağıtta. Siz girersiniz negatif haber durup dururken bu sefer stop koy zarardan falan. Onun için yani trader da tabii bildiği kağıtlarda ve böyle genellikle hareket eder. O kağıt olmazsa her zaman yedekte bir sürü kağıt vardır izleyen. 8-10 tane minimum. Ya da minimum değil, maksimum 10 tane ama minimum 6 tane. Öyle varsayabilirsiniz. Kağıt zaten gün içinde izleniyordur ve bu kağıtların hareketleri 3 aşağı 5 yukarı bilinir ve en iyi indikatör, en iyi gösterge, bakın söylüyorum sizin gözünüzdür ama beklentiyle, duyguyla olan değil. Ne anlamda söylüyorum? Şu anlamda söylüyorum. Şimdi afyonu izleyen biri günlük hareketlerini bilir, tahmin eder o günlük hareketleri. Ne kadar açtığını her gün. Marj açtı. Bakın şuradaki üçgenin içinde bile mesela normalde burada trade'e girilmez üçgenin içinde. Kaç kademe açıyor? Her gün 10 kademe açıyor. 10 kademe açıp yukarı gidip tekrar aşağı açtığı yerden onu, o kademe peki orta açılış nerede kalıyor? Çünkü bir yukarı gider bir aşağı gider. Bunu görür, hissederse bilir yani oradaki hissenin hareketlerini ve ona göre trade eder. O da genellikle traderların gözünü
o gözünün yani o algısı yani izlemesi onları daha doğru tahminlere iter. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. Konu da dağıldı ya. Ben neye bakıyordum, ne anlattım onu da saçma sapan bir şey oldu ama soru da oluyor bununla alakalı. Onu da cevaplamış olayım. Dolayısıyla olumsuz bir tablodan Afyon'da şimdilik söz etmek pek mümkün değil. Yukarıda 4.95, aşağıda majör olarak 4.58 alabilirsiniz veya 4.66 diyorum bu risk tercihine göre tabii. Çok kısa vadelerde belki 4.66 desteğini ciddiye alabilir. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.